TV ekranına ve yeni hayata hoş geldiniz. Ben Nefise Karatay. Bugün de değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz. Sağlıklı yaşama dair bilgide hiç duymadığınız yeni konuları ve yeni cevapları bu programda bulacaksınız. Hemen isterseniz öncelikle programımızın ana başlıklarını kısaca bir göz atalım. Ardından karşınızda olacağız. Müzik Tiroid tembelleşince neler oluyor bizim vücudumuzda hocam? Çoğu depresyon vakalarının arka planında yine tiroid tembelliği yatıyor. Peki ketojenik diyetin bir etkisi var mıdır ya da herhangi bir... Hashimoto'da bir faydası yok. yok. Ketojenik diyetin sağlığa zarar var. Çok net. Alzheimer'ın sonu geldi mi hocam? Yaklaştı. Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimaliniz 15 yıl önceden bile tespit edilebilecek kanser aşılarının durumunu ve aşılanmanın önemini sizden dinlemek isterim. O aşıların pankreas kanserine karşı, ne bileyim melamarin melanoma karşı, başka kanserlere karşı da yavaş yavaş bir piyasaya vereceği müjdesini bugün verelim. 2026 evet. 2027 Değerli hocam, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Şahane gözüküyorsunuz. Teşekkürler, lütfen. Etiniz. Hocam şimdi ilk başta tiroid tembelleşince neler oluyor diye konuşmak istiyorum programımızın başında. Sonrasında vitaminleri konuşalım, biraz daha detaylandıralım ve Alzheimer'la ilgili yeni gelişmeler var. Aslında birçok konuyu ilk kez sizden dinlemeye alışkın izleyicilerimiz ama bugün de hemen tiroidle başlayalım. 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 E, tiroid tembelleşince neler oluyor bizim vücudumuzda hocam? Neler olmuyor ki desek daha doğru çünkü tiroid tüplesi, pek çok fonksiyonumuzun ama özellikle metabolizmamızın orkestra şifi. Beynimiz, kalbimiz, bağırsaklarımız, sindirim sistemimiz, cildimiz, pek çok organımız tiroid bezinin kendilerine vereceği komutla çalışıyor. Eğer tiroid bezi bu komut sayısını arttırırsa yani hyper olursa, hiper olursa, çok yoğun hormon salgılamaya başlarsa bu organların hepsi çok hızlı çalışmaya başlıyor. Eğer tam tersi ve daha sık gördüğümüz şekliyle Tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemiyorsa, yani yeteri kadar komut veremiyorsa tembelleşme başlıyor. Yani cildimiz kuruyor, pörsüyor, üşümeye başlıyoruz. Beynimiz yorgun düşüyor, depresyona girme eğilimine giriyor. Uyku sistemimiz bozuluyor. Daha uyuklayan, daha pısırık, daha keyifsiz, daha mutsuz bir haline giriyoruz. Kalbimiz yeteri kadar performans göstermiyor, çabuk yoruluyoruz kalbimizin hızı düşmeye başlıyor. Çünkü kalbimizdeki enerji üretim sisteminin de mitokondrilerde teoid hormonundan gelecek talimatla böyle bir bağlantılı bağırsak kasları az çalışınca kabızlık başlıyor devreye kabızlık giriyor. Dolayısıyla teoid bezi temel olduğu zaman e, pek çok problem var. Aslında biz Prensip olarak teoidin çok çalışmasından ziyade tembelliğinden daha çok korkarız hekim olarak. Nedeni Neden? şu, İkisi de tehlikeli de e, çok çalıştığı zamanki belirtiler çok aşikardır. Yani bir insan bize eğer tiroid bezi çok çalıştığı zaman bir kilo verdirir. Durup kilo verirsiniz. İki, kalbiniz çarpar. Üç, çok terlersiniz ve sıcağa tahammül hali, süs hale gelirsiniz. Yani size her yer çok sıcak gelmeye başlar. E, ve bu çok aşikar belirtiler olduğu için aklınıza bizim zaten birisi yiyorum ama kilo veriyorum, çarpıntım var vesaire dediği zaman aklımız önce tiroid bezinin çok çalışması, Sonra da şeker hastalığı gelir. Dolayısıyla daha kolay o. Ama sinsi tiroid yetmezliği dediğimiz, gizli tiroid tembelliği dediğimiz, tiroid bezinin hafif ölçüde tembellik yapmaya başladığı dönem bazen çok uzun sürer. Mesela ben çok rastladım. belli bozuk olduğu için, benim değerlendirmem için diğer getirilen yaşlar bir kısmında sebebin aslında bellik bozukluğu değil, tiroid tembelliği olduğunu gördük. Tiroid desteğini verdiğiniz zaman, tiroid tembelliğini yerine koyup tiroidin yapamadığı hormonu o kişiye verdiğiniz zaman ne belek bozukluğu kalıyor ne depresyon. Çoğu depresyon makalarının arka planında yine tiroid tembelliği yatıyor. Ee, pek çok cilt sorununa yakınan kadın. Cilt kuruluğum var. Su içiyorum geçmiyor. hironik asit alıyorum geçmiyor. Krem sürüyorum azalmıyor. Arkasında gizli tiroid temvali çıkabiliyor. Dolayısıyla e, yıllık sağlık çıkaplarınızda tiroidin nasıl sorusuna cevap aramanız ve çok basit. TSH testi. Trabzon, Samsun, Hakkari. TSH testi yaptırmanızda fayda var. Bu testin birin çok altında olması çok çalışan bir tiroid bezine. Bu testin üç 3,5'ün 4'ün üzerinde olması yavaş yavaş tembelleşen bir tiroid bezine işaret edebilir. Peki nedenleri nedir? Neden tiroid bezimizde bu sıkıntı yaşanıyor? Bunu önlemenin bir yolu var mı? Önlemenin pek kolay yolu yok. Tiroid bez için eski hekimler e, kömür madenindeki kanarya demini kullanırlar. Yani anlamı şu. Evet. sistem kömür madenlerinde herhangi bir şekilde zehirlenme, zehirli gaz işareti çıkarsa yani sistem arızaya geçerse ilk ilk kaybeden, ölen canlı kanarya olurmuş. Dolayısıyla madenlerine bir kanarya kafesi koyarlarmış. Tiroid bezi içinde eski hekimler e, vücudun kanarya kuşudur derler. Yani sistemimizde bir arıza olduğu zaman özellikle bağışıklık sisteminde ilk saldırıya uğrayan olumlu ya da olumsuz yönde tehlikeli bir şekilde tiroid bezidir. Yani bağışıklık sistemi otoimmün hastalıklarda e, hedef organların başında tiroid bezi geliyor. Tabi bağışıklık e, otoimmün hastalıklarda gözde saldırı altında olabiliyor. Otoimmün üveitisi oluyor. Böbrek otoimmün nefritis, karaciğer otoimmün hepatitisi var. Çok seyrek görüyoruz ama otoimmün hipotiroidi yani benim her hafta beş tanesi teşhis koyduğumu söyleyebilirim. Çünkü özellikle bu ara kadınlar arasında otoimmün hipotiroidi yani Hashimoto tiroiditi çok yaygın, çok yaygın görüyoruz. Evet. nedeni belli mi? Neden? Ama pek çok nedeni var. Hormonal neden var tabii kadınlarda. Ama bence ruhsal nedenler, daha ön planda hmm. toksik nedenler muhtemelen var. Hala anlayabilmiş değiliz. Mesela hala aklımızda botoks, haşimato yapar mı sorusu var. Çünkü botoks kullanımının yaygınlaşmasıyla haşimato'nun yaygınlaşması aynı zamanda ortaya çıktı. Ve botoksla kullandığımız evet. bir, bir nevi bir antijen, bir toksin yiyoruz vücudun haberi olmadığı bir toksini cilde yaparak e, daha rahat, daha güzel bir yüz görünümü olsun istiyor hanımlar ve hekimler de uyguluyorlar bunu gayet doğal olay e, onaylı bir ürün Tabii. ama yani Hashimoto patlamasıyla bana göre bu botok, botoks arasında bir paralel var mı sorsun cevabını birlerinin hmm. birilerinin 3 bin 5 bin kişilik değil 300-500 bin kişilik bir araştırmayla vermeleri lazım. Evet, siz çok uygulayan. kıymetli. Evet yani toksinlerin zehirli gazların yiyeceklerdeki katkı maddelerinin vücutta bağışıklık sistemini şaşırttığını ve bağışıklık sisteminin kendi ayağını ateş etmesi gibi, kendi organlarına saldırıya geçmesi gibi bir yanlışın içine sürüklediğini biliyoruz. Ama bunlardan hangileri olduğunu net bir açık olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Stres. Stres, karamsarlık, kötümserlik, geleceğe yönelik ağır kaygı halleri, e, yani ruhsal travmalar, Hashimoto tiroidini tetikleyen bir numaralı neden. Yani e, fiziksel kayıplar, ekonomik kayıplar, ruhsal kayıplar yani kayıpların ve üzümlerin uzaması durumlarında hashimoto tiroiditi daha çok. Onun için kadınlarda mesela doğum kaygısında hashimoto çıkıyor, <laughs> mesela gebelik gebelikten sonraki laktasyon dönemi, e, menopoz dönemi, kadınlarda Hashimoto'nun en çok tetiklediği dönemler. Hashimoto tiroidi nedir? Hashimoto tiroidi hipotiroidi sebeplerinin aslında hipertiroidi de yapar. Ama tiroid bezi tembelliğinin en yaygın nedeni şu anda. İlk teşhis eden, bu hastalığı ilk tanımlayan hekim Doktor Hashimoto, bir Japon hekim. Doktor Hashimoto'nun tanımladığı bu hastalığın aslında tiroid bezinin ürettiği tiroid peroksidaz isimli bir enzime karşı oluşan antikordan kaynaklandığını, o antikoru yabancı madde zanneden bağışıklık sisteminin tiroid bezinin üzerine saldırdığını, dolayısıyla tiroid bezinin hormon üreten bölümünü iyice küçülttüğünü, hatta yok ettiğini biliyoruz ve o tiroid tipine Hashimoto hipotiroid istiyoruz. Teşhisi kolay. Anti-TPO, Trabzon-Paris Ordu, anti-TPO. Bu evet. enzim yükseldiği pardon bu antikor yükseldiği zaman kanda hele bir de antitroglobulin dediğimiz bir antikorla beraberse Hashimoto tesisi koymak gayet kolay ama prensip olarak doktorun dinlemesi ultrasonografik incelemeyle ile Hashimoto hipotiroidisine ya otoimmün uyan görüntülerin o radyolog tarafından bize raporlanması, laboratuvar raporunda da anti-TPO'nun ve anti-TG'nin, tyroglobulinin yüksek olduğunu görmesi Teşhis için yeterli. Evet aslında kimler risk altında diye sormak isterim. E, kadınlarda daha mı fazla gözüküyor? Kadınlarda çok daha fazla. E, biraz önce söylediğim gibi kadınlarda evet. daha çok hormonal dalgalanma var. <laughs> kadınlar erkekler gibi değil, kadınların doğurma, emzirme, menopoza girme gibi erkeklerden çok daha farklı hormonal girdiği çıktıları var. Kadınlar, e, kadınlar daha detaycılar. Kadınlar stresi çok fazla e, yönettiklerini zannediyorlar ama çok fazla stres Saldırısıyla karşı karşıyalar. Yani çalışan kadın istiyoruz, okuyan kadın istiyoruz, anne kadın istiyoruz, pişiren, yemek yapan mutfakta açık kadın istiyoruz. İsteklerimiz kadınlar için biraz fazla olmaya başladı. Evet hocam, aynen öyle. Peki şimdi tedavi yöntemleri nelerdir diye konuşalım isterim. Bak, tedavisi, hipotiroidisi ve hipertiroidisinde bir tedavinin özel yöntemi yok. hiperse yani aşırı çalışan bir bez varsa evet. bir süre frene basıyorsunuz ilaçla. Probiti ile veya metimazolle ya da az çalışan yeteri kadar tiroid hormonu üretmeyen bir bezse hastanın ihtiyacı olan o kişinin tiroid hormonu miktarını tecrübeli bir dahiliyeci, bir endokrinolog rahatlıkla karar verebiliyor ve o kişiye sabahleyin aç karna, yani okula giden Para kazanmayan çocuğunuzun cebine para koymak gibi. Onun harcayacağı kadar günlük para her gün düzenli koyarsanız Hashimoto hipotiroidisine kimsiz zarar görmez. Yeter ki siz onu erken teşhis edin, hı hı. doğru teşhis edin ve takip altında tutun. Bu arada Hashimoto hipotiroidisi tabii çok fazla böyle sosyal medyada dolanan, doğru netleşmemiş ama kısmen doğru gibi de kabul edilen bazı bilgiler var. Onları da hatırlatalım. Biz izleyenlerin aklına hemen gelecektir. Hashimoto hipotiroidisi olanlara prensip olarak gluteni yeme derler. Ne kadar doğru olduğu net bir açık değil ama benim de kanaatim otoimmün hastalığı olan hemen herkesin glutenden uzak durmasıdır. Hashimoto hipotrojisi olan kişilere mümkün olduğu kadar selenyum zengini besin tüketin deriz. Selenyumun özellikle selenyum ve desteklerinin işe yarayabileceğini düşünürüz ama herkesin Hashimoto var ben bir selenyum alayım telaşına girmemesi lazım. Çünkü fazla selenyumun kansere Kanserden korumak yerine kansere, fazla selenyumun diş çürümesine, saç dökülmesine falan yol açabileceğini de unutmamak lazım. Ama selenyumdan zengin gıda yiyin. Yani kuru yemiş tüketin. Ee, hayvansal gıdalar, deniz ürünleri, bakliyat, hepsi selenyum deposu. Bir de üçüncü bir şey, hashimoto'nuz varsa daha az şeker, un, prensip olarak evet. benim kanaatim. Yine hashimoto'nuz varsa daha az ıı, süt, süt, peyniri, yoğurdu yiyin. Daha az süt. Ben yetişkin insanların süte ihtiyaç olduğu kanaatinde hiçbir zaman olmadım. Olmadı düşünmüyorum. Önüme çok ciddi bir bilimsel veri olmadığı sürece. Ama işlenmiş süt ürünlerinin yani peynirin özellikle yoğurdun probiyotik gücü, protein gücü, kalsiyum gücü nedeniyle bunlardan vazgeçmenin de doğru oldu kanaatinde değil. Tuz kullanımı nasıl olacak? Kravitan normal tuz. Normal tuz. Normal tuz. Burada aşimatoda yine fazla böyle büyütülen bir konu var. Aşimatotiroidi teşhisi konmuş ve doktor dedi ki bana diyor deniz ürünlerini elini sürmeyeceksin. Evet, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. En kötü sağlık çözümü soru sormayan, sorgulamayan ve evet. araştırmayan hastadan ve hastasına yeteri kadar zaman ayırıp anlatmayan hekimden. Bu işbirliği kötü bir işbirliğidir. Çok doğru hocam. Peki genetik etkiyi konuşacak olursak neler söylersiniz? Benim annemde var mesela, bende de var çünkü Tabii sıkıntı. muhtemelen mayada i̇şte da, kızınızda evet. da olma ihtimali var. Aynen. Genetik etki otomin yapıdan kaynaklanıyor. Hashimoto genetik demek doğru değil. Doğru değil. Otoimmünite de eğilimi olan ailelerde otomin hastalık daha fazla. Mesela Hashimoto'su olan bir kişide sadece kızında veya kardeşinde Hashimoto ortaya çıkma ihtimali değil. Örneğin bir trigonun. Örneğin otoimmün hepatitin, örneğin sedef hastalarının, örneğin hmm. otoimmün tiroidit dışında mesela otoimmün nefretin e, veya göz üveyitin çıkması Hı, mümkün. Zaten göz yapıyor. hekimleri mesela üveyit teşhisi koydukları zaman haklı olarak çoğu meslektaşım bize gönderiyor diyor ki başka bir otoimmün bozukluk olup olmadığı yönünde takip edilmesi lazım. Romatolojik sorunlar, otoimmün romatolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Otoimmün romatoid artrit gibi romatoid problemler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla mesele otoimmün nit olduğu zaman o kişilerin genetik yapısı otoimmün hastalıklara eğilimli oluyor. O nedenle ana kız hastalığı, teyze yeğen hastalığı gibi konuştuğumuz haşimato. Ama bu sadece haşimatoya özgü değil. Vitiligo'ya da özgüdür, sedefe de özgüdür, hepatite de özgüdür dikkatli olmak lazım. Evet. Zaten bu geniş perspektifli değerlendirme çok önemli. Yani kişiyi bugünü kurtarmak bugünün tıbbında çok yetenekli bir hekim işi değil. Yani bugünü kurtarmanın yanında biraz proaktif ve prediktif olmak lazım. Yani 2P, geleceği tahmin et, prediktif ve aktif, önceden tedbir al, proaktif. Yoksa hatalar, yani üst güdere gittiğinden sonra geride çok kalan olur. Ne bileyim, yürümek zorunda kalırsınız 10 evet, sene sonramızı da hesaplamak lazım. lazım Daha Hepimizin lazım. sağlık konusunda Bu bizim yeni hayat programının en çok anlatmak evet. istediği şey odur Sağlık yönetilebilir bir süreçtir Sevgili Nefise Doğru. Sağlık bir bahçe gibi Bakarsanız bakmasanız daha olur birbirine girer işler. İki, sağlığınızla ilgili verileri yönetirken iki şeye çok dikkat edeceksiniz. Bir, genetiğiniz, kimsiniz, nereden geliyorsunuz, hangi genetik ürünlerin, hangi genetik bileşimlerin sonucusunuz. Yani sizin epigenetik yapılanmanızda epigenetiğinizin okuması gereken gen şifrelerinizde neler var? Anneniz Hashimoto ise siz olabilir. Anneniz meme kanseri ise siz olabilir. Babanız kolon kanseri ise, anneniz kolon kanseri ise siz olabilir. Bunları bilmeniz lazım. İkincisi de hangi çevrede yaşadığınız? Yaşadığınız çevrenin sadece stres yükü değil. Çevrenin kanserojenleri, değil çevrenin bravo, ekonomik şartları, coğrafi şartları değilse ekonomik şartları, ekonomik çok, değil sosyal mi? şartları, ilişkileri, ananeleri, kültürleri, solduğunuz hava, içtiğiniz su. Bu genle çevre birleştiği zaman e, neticede siz ortaya çıkıyorsunuz sağlık açısından. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım yapmak lazım. Yani ben mesela hala bu siz belki ama mesela bu hafta 50 yaşın altında iki tane kalp krizi geçirmiş vakayla karşılaştım ben. bu bir saflık. Bu bir bu sadece hastaların da suçu değil. O krizi geçirenlerin de suçu değil. Onları şimdiye kadar gören hekimlerin de kabahati gibi algılamak lazım. Neden? Bakıyorsunuz HDL kolesterolü 38'de birinin birinde 26'ydı. Bir insanın HDL'si 40'ın altına inmişse bu kişi kat damar hastası aday. Bunu görüp ailenizde kalp hastalığı var mı diye bir soru sorsanız. Tabii bir, değil bir mi? Bir, bir, bir evet. Ve beraberinde acaba bunda insülin direnci var mı? Acaba bunda trigliserit yüksekliği var mı? Acaba şekere giden bir yol var mı? Araştırırsanız hepsi pat 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 önünüze dökülüyor. Tabii. Sonuçta o kişiyi sadece yaşam tarzı değişiklikleri. Kardeşim şunu 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 yeme. Her gün 45 dakika egzersizini yap. Biraz hayvansal gıdalara bay bay de. Daha çok bitkisel gıdalarla beslen ve zaman zaman şu testlerini yapacak bana gel deseniz o kişinin kalp krizi geçirme riskini sadece tesadüflere bırakırsınız. Ama öbür türlü halı sahada oynarken kalp krizi geçirmiş. E belli geçireceği kardeşim belli geçireceği. Çok doğru. Dolayısıyla proaktif düşünmek, prediktif düşünmek nereden geldik? Otoimmün hastalıklar orada da önemli. Yani bana bir haşmatoğu geldiği zaman ailenizdeki birinci derece yakınlarınızın bir antinükleer korlarına baktırın diye söylerim. Yani biz hekimlere düşen görev çok fazla, çok analitik düşünmek zorundayız, ezberciliği bırakıp çok fonksiyonel düşünmek zorundayız. Ama aynı zamanda siz hasta adayları ya da sağlıklı insanlara sağlıklarını yönetme konusunda iyi bir sağlık okur yazarı olma mecburiyeti var. Bunu Çok da doğru. unutmamamız lazım. <laughs> Hashimoto hipotoidisi olanlara prensip olarak gluteni yeme hmm. derler. Ne kadar doğru olduğu net bir açık değil ama benim de kanaatim otoimmün hastalığı olan hemen herkesin glutenden uzak durmasıdır. Hashimoto hipotiroidisi olan kişilere mümkün olduğu kadar serenyum zengini besin tüketin deriz seleniyumu, özellikle seleniyum ve tiyonin desteklerinin işe yarayabileceğini düşünüyoruz ama herkesin haşimaraton var ben bir seleniyum alayım telaşla giymemesi lazım. Çünkü fazla serenyumun kansere, kanserden korumak yerine kansere, fazla seleniyumun diş çürümesine, saç dökülmesine falan yol açabileceğini de unutmamak lazım. Ama seleniyumdan zengin gıda yiyin. Yani kuru yemiş tüketin, e, hayvan gıdalar, deniz ürünleri, bakliyat hepsi serenyum deposu. Bir de üçüncü bir şey, haşimatomuz varsa daha az şeker, un prensip olarak evet. benim kanaatim. Yine haşimatomuz varsa daha az e, süt, peyniri, yoğurdu yiyin, daha az süt. Ben yetişkin insanların süte ihtiyaç olduğu kanaatinde hiçbir zaman olmadım. Olmadı düşünmüyorum. Önüme çok ciddi bir bilimsel veri olmadığı sürece. Ama işlenme stürinlerini yani peynirin özellikle yoğurdun probiyotik gücü, protein gücü, kalsiyum gücü nedeniyle bunlardan vazgeçmenin de doğru olduğu kanaatinde değil. Yeni hayat devam ediyor. Peki ketojenik diyetin bir etkisi var mıdır ya da herhangi bir Haşimo bir faydası yok. yok. Ketojenik diyetin sağlığa zarar var yalnız çok net. Ketojenik diyet diye bir diyet yok. Ketojenik beslenme, hatalı bir beslenme modeli. Birileri hala ısrarla ketojenik evet, beslenmeyi konuşuyor. Çünkü 3 gün 5 günde kilo verdiriyor ama beraberinizde koroner damarlarınızı tıkıyor. Yani başkanlığı döneminde aslanlar gibi olan hiçbir koroner problemi olmayan bir Clinton başkanlığı bittikten sonra aldığı kiloları ketojenik diyetle vermeye kalktı. 3 yıl sonra 5 damar bypass ameliyatı oldu. Yani bu akıllı bir şey değil. Ketojenik diyet dediğiniz damar düşmanı bir beslenme modeli bana göre dört dörtlük bir enayiliktir. Kusura bakmasın savunanlar. Evet bunu da herhalde ilk kez duymuş oluyoruz sizden hocam. Peki hala hemen vitaminlere geçelim. Vitaminler içerisinde şöyle söyleyeyim en marifetli olanlar hangisi? Vitaminlerin hepsi marifetli. Vitamin hayat veren amin demek. Vita Hayat demek. Bu vitaminlerin ortak moleküler yapısı kimyası olarak amin yapısında oldukları zaman içinde onlar ilk keşfeden kimyagerler, biyokimyacılar, hekimler vitamin, hayat amini falan koymuşlar. Çok doğru bir tanım. A'sı, B'si, D'si, E'si, K'sı hepsi önemli. C'si hepsi önemli. Ama bana dersen ki Osman hocam bu vitaminlerin kralı kimdir? D vitamini. D D vitamin. vitamin. Evet Kraliçesi de C vitaminidir. Hı. Yani bu ikili muazzam bir iki muazzam bir ekürü. Ama E vitamini olmadan olmaz. Hı. Ne bileyim B1 olmadan, B3 olmadan, B5 olmadan, B9 olmadan, folik asit olmadan da olmaz. Ama bunların hedefleri daha dar. Ama d vitaminine baktığınız zaman, D-vitamini bağışıklığınızı koruyor, D-vitamini diyabetten koruyor, şekeri dengeliyor, tansiyonu dengeliyor. D-vitamini kanser öncüsü, yani frencisi, kanser baskılayıcısı, koruyucusu. D-vitamini her şeyden önce kas koruyucusu, kemik erimesini önlüyor. Ama D-vitamini çocukların boy atmasını, gelişmesini hı hı. sağlıyor. Yani anlat anlat bitmiyor D-vitamini. Dolayısıyla bence... Ee, vitaminlerin bir numarası kral kimidir derseniz Osman Hoca'nın cevabı size D vitamini olur. Peki mesela çocuklarımıza e, vermemiz gereken belli başlı mutlaka alması gereken, desteklenmesi gereken vitaminler var mı? Hepsi Barsa var. Varsa hangileri? Yani, Nedir bunlar? Ama destekleyerek vitamin vermek telaşı bence doğru bir telaş değil çocuklar ya. Annesini, şey çocuğunu iyi besleyebilen, dengeli besleyebilen, doğal besleyebilen... E, Bizim kültürümüzdeki beslenme modeli çocukları vitaminsiz bırakmamak için bence yeterli. Yeter ki kültüre uygun beslensinler. E, e, vitamin desteği ihtiyacını çok göstermez. Ancak e, çocuk sağlığı uzmanları, çocuk hastalıkları uzmanı demiyorum bakın. Sadece çok o branşta vardır. çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığıdır. Mesela iç hastalıkları uzmanı biz, iç sağlığı uzmanı değiliz. Aslında öyle olmamız lazım. Evet. Ama çocuk sağlığı çok önemli. Ve çocuk sağlığı uzmanı eğer buna ona göç vermemiz lazım bu oğlumuza, bu kızımıza B12 eklememiz lazım. Biraz folikasit eksikliği var. D vitamini sıkı takip edelim Nefis Hanım dediği zaman onu dinlemeniz lazım. Kendi kafanızdan çakma vitamin vesairelerine girmeyin. Bir kere çok fazla su istimal ediliyor. Yani bir, bir de Öyle. bu Konu sırası gelmişken söylemek lazım. Ee, anne sütü de sonrasında destekleyeceğim ama işte demir ekledik falan filan. Evet, evet. Ben Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu işleri niye bu kadar boş verip takip etmediğini merakla izliyorum. Hmm. Çünkü bunların çoğunun sadece ticari reklam amaçlı alt olduğunu düşünüyorum. Bir anne çocuğun üzerine odaklanırsa, yeteri kadar dengeli çeşitli beslerse, o çocuğun kolay kolay özel bir sağlık durumu yoksa vitamin ihtiyacı olmaz. Evet hocam. Şimdi evet, Alzheimer'ın sonu geldi mi hocam? Yaklaştı. Yaklaştı mı? Evet, son mi? iki Neden? haftada. Bir kere son 3-4 aydır iki önemli molekül bulundu. Birisi FDA tarafından onaylandı. Yani Alzheimer olduğunuz zaman bir de bir yakınınız olduğu zaman bile Allah korusun kimse olmasın. En az Alzheimer işaretlerinde yüzde otuz iyileşme sağlayabildiğini gösteren net ve açık delillerle bir ilaç. ilaç ruhsat komisyonlarının önüne kondu. kondu. Hem Amerika'da hem İngiltere'de onaylandı. Şu anda Türkiye'de de zannediyorum kısa bir süre sonra piyasaya çıkar. E, bu önemli bir gelişme Alzheimer için. İkinci ilaç onun akrabası, teyze, kız, amca, çocuğu aynı gruptan. Onun da yakında onaylanacağını Yakında onun da piyasaya vereceğini umuyoruz ama bence Alzheimer konusundaki bu tedavi edici gelişmenin çok daha önemlisi geçtiğimiz haftalarda diyelim. Çok önemli bir araştırma ile ortaya kondu. O araştırmaya bakılırsa Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimaliniz 15 yıl önceden bile tespit edilebilecek. Bu ne demek? önleyebileceksiniz demek. Yani prediktif ve proaktif olabileceksiniz demek. Biliyorsunuz Alzheimer hastalığı zaman içinde çok özel durumlar dışında gelişen bir hastalık. Sadece Alzheimer değil, vasküler demans dediğimiz damar sertliğine bağlı pıhtılara, embolilere, kanamalara ya da damar daralmalarına bağlı demans da zaman içinde gelişiyor. Ama yine burada akıllı bir bir araştırma grubu yapay zekayı kullanarak çok sayıda Alzheimer'lının 20 yıllık geçmişlerine bakarak kanlarında ne gibi değişiklik olduklarını araştırdılar, araştırmışlar. Bunu normal koşullarda yapay zeka olmadan yapmanız kolay kolay mümkün değil. Binlerce protein araştırmanız lazım. 4 proteinin çok erken dönemde yükselmeye başladığını görmüşler. Bu 4 proteinden özellikle ikisi çok net. Dolayısıyla ...araştırmanın sonuçlarına bakılırsa... ...ben... ...şu anda bir bellek sorunu yaşamıyorum. Allah korusun inşallah da yaşamam ama... İnşallah. ...böyle bir ihtimal benim için de... ...hepimiz için var. Neden? Çünkü hafif bilişsel bozukluğa uğramak... ...yüzde onunda, 60 yaş sonrası görülüyor. 70'i geçici daha çok bu. Hafif bilişsel bozukluğa uğramaya başladığınız zaman... ...yani belleğiniz çok bozuk değil ama hmm. çevreniz bunu biraz fark ediyor. Hafiften zorlanmaya başladınız. Öyle diyelim hafif bir ise bozukluğa. Evet. O düzeyde iseniz siz e, azamir olma veya başka bir demansa bunama yakalama riskiniz yüksek. E, ben bunu 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında tanımlayabilirsem derim ki kendime ya da size ya da gelecek olan bu konu raporuyla bana gelen kişiye kardeşim sen her gün 30 değil 60 dakika yürüyeceksin. Daha sık egzersiz yapacaksın daha çok okuyacaksın, yazacaksın, çizeceksin. Değil daha mi? çok dinleneceksin, daha güzel uyuyacaksın. B12 eksikliğine, folik asit eksikliğine, magnezyum eksikliğine, D vitamin eksikliğine laf olsun, torba dolsun diye değil. Ciddi bir şekilde eğilip bakacaksın ve yıllık kontrollerini nöroloji uzmanı tarafından yaptıracaksın. Beyin fonksiyonlarını hatta beynindeki anatomik değişiklikleri gerekiyorsa MR'la ve diğer teknolojilerle dikkatli PET scanlerle hatta takip ettireceksin. O zaman çok büyük bir olay. Dolayısıyla şunu bilelim. Muhtemelen 2-3 yıl sonra size yapılacak olan bir kan testiyle sizin ileride Alzheimer riskiniz var cevabını duyarsanız bu sizi şaşırtmamalı ve sevindirmeli. Çünkü şimdi Alzheimer'a giden yolculukta karanlık bir tünelde gibiyiz. Kimin Alzheimer olup olmayacağı genetik Alzheimer dışında pek belli değil ketojenik diyet diye bir diyet yok. Ketojenik beslenme hata bir beslenme modeli. Birileri hala ısrarla evet, ketojenik beslenmeyi konuşuyor. konuşuyor. Çünkü üç gün beş gün size kilo verdiriyor ama beraberinizde koroner damarlarınızı tıkıyor. Yani başkanlığı döneminde aslanlar gibi olan Hiçbir koroner problemi olmayan bir Clinton başkanlığı bittikten sonra aldığı kiloları ketojenik diyetle vermeye kalktı. 3 yıl sonra 5 damar bypass ameliyatı oldu. Yani bu akıllı bir iş değil. Ketojenik diyet dediğiniz damar düşmanı bir beslenme modeli bana göre dört dörtlük bir enerjikli. Kusura bakmasın savunanlar. Yeni hayat devam ediyor. Peki bellek bozan ilaçlar hangileri hocam ee, ve bunlarla ilgili bir gelişme var mı? Ben güzel bir soru bu. Bunu biraz daha başka bir açıdan almamız lazım. Yaşlı insanlara ilaç verirken biz hekimlerde o ilaçları onlara kullandıran aileleri de çok dikkatli ve duyarlı değiller. Yaşlı insanlara çok ilaç vermek. Farklı ilaçları yüklemek çok yanlış bir şey. Çünkü polifarmasi dediğiniz çoklu ilaç kombinasyonları ilaçların beyinde yapacağı harabiyet nedeniyle ya da birbirleriyle etkileşim halindeyken oluşturabilecekleri yan etkiler nedeniyle belli bozabiliyor bir de dikkat etmezseniz doğrudan belleği etkileyen ilaçlar var. Yani ben 70 yaşındaki bir hanımefendi veya beyefendi antihistaminik yaparak yazarken çok gerekliyse bile elim titrediğini bilirim. Yani böyle bir insanda antihistaminik yazmak, böyle bir insana beta bloker dediğimiz tansiyon ilaçlarını kullanmak durumundaysanız, böyle insanlara Gereksiz yere uyusun diye veya evet. sakinleşsin diye sakinleştirici ilaç, uyku ilacı yüklemek durumunda kaldığınız zaman o insanların belleklerini daha kolay bozuyorsunuz. O kadar da çok kullanan var. Çok ki. onları kullanan var. Bir de şöyle bir şey var. Çoklu hekim ziyaretlerinde e, maalesef insanlar ellerindeki reçeteleri götürmüyorlar. Yani kullandıkları ilaçları içeren bir listeyle gitmeleri lazım. Nefis Hanım hekime gitmek ciddi hazır, hazırlık isteyen bir şey. Çok süreç. doğru bir konu. Yani Yani not almanız lazım. E, sorunlarınızı geçmiş sağlık geçmişinizin özetini ve kullandığınız ilaçları, yaşam tarzınızı falan bir kafanızda ve genetiğinizi not edip gitmeniz lazım. E ben soruyorum bir tansiyon acı kullanıyorum hatırlamıyorum. Olur mu ya? Yani siz bir şey yutuyorsunuz. Tabii. Yani onu hatırlamıyorsunuz. Yani bu, bu olabilir mi? Dün akşam yediğinizi bile hatırlamanız lazım. Ama bunu her akşam yutuyorsanız muhakkak bilmeniz lazım. Şimdi şöyle bir sorun var, ikinci kısmı. Buyurun. Biz hekimler de insanlara ilaç yazarken... ...şu ilaçlarını bir göreyim demiyoruz. Ben yine her hafta aynı gruptan üç ayrı ilacı kullanan birkaç hastaya rastlıyorum. Yani bir hastaya gitmiş metoprolol vermiş. Yani beta bloker. Bir hastaya gitmiş o propranolol vermiş elin titriyor diye. Metoprolol veren tansiyon yüksekliği nedeniyle vermiş. E yani hem metoprolol hem propranolol beraber verdiğin zaman o bellek 75 yaşındaki bir beyefendi de 80 yaşındaki bir hanımefendi de maalesef baskılanıyor. Yok böyle bir şey. Bellek baskılanması bir nabız düşüyor, dengesi bozuluyor, yere düşüyor, bir yerini kırıyor. Dolayısıyla poli yani çok ilaç kullanmak, Tabii. reçetenizde kullandığınız, yuttuğunuz ilaç sayısı 3'ü geçtiği anda kaşlarınızı yukarıya kaldırın, 4'ü geçtiği anda kulaklarınızı keskin bir hale getirin, gözlerinizi açın ve mutlaka ve mutlaka 5. bir şey ilave edeceği zaman ben bunları yutuyorum arkadaş ona göre bana yes. Bu yazılan vitamin olsa bile aynı şey söz konusu. Tabii. Yani çok fazla ilaç hapı yutarken hapı yutmanıza yol açabilir. Bunu dikkat. hep söylüyorsunuz. Evet. Çok da doğru hocam. Şimdi güzel bir haberde aslında kanser aşıları ile ilgili artık günümüzde bu kadar çok aşıya karşı karşıtlık varken bir yandan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ee, özellikle bu kanser aşılarının durumunu ve aşılanmanın önemini sizden dinlemek isterim. Ya, aşı son 100 yılda e, tababetin bulduğu en büyük çözümdür. En güvenilir sağlık çözümüdür. En etkili sağlık çözümüdür. En doğru sağlık çözümüdür. Aşı olmasaydı bugün hala çiçek hastalarını konuşuyor olacak. İnsan ömrü de çok kısaydı. Aşı olmasaydı bugün hala veremli ki, sevgililerin e, oynadığı filmleri ya da o oh, sevecek romanları okuyacaktık. Öyle roman kalmadı. Öyle evet, film de kalmadı. Doğru. Benim çocukluğumda önemli olurdunuz. Böyle bir çam ağacının altına sizi yatırırlardı. Verem tedavisi, Kartal, Tibet rahmetli veya diğer evet, bir oyuncu falan filan. Nerede onlar? Tübekliot aşı sayesinde ortalıkta yoklar. Nerede onlar? Çiçek aşı sayesinde ortalıkta yoklar. Bugün artık hiçbirinizin kolunda, gençlerin benim torunumun kolunda çiçek aşısı izi yok. Tüberküloz aşısı izi yok. Bizde damga gibiydi bu. Aşı sayesinde hayatımıza hayat eklendi. Ömrümüz uzadı. Yani bu çok önemli bir şey. Yakında kansere de çözüm gelecek. mRNA aşıları bugün çok dedikodusu yapılan, işte evet. kalbi bozuyormuş, pıhtı atıyormuş, evet, kalp evet. krizi geçiriyormuş, düşük çok yaptırıyormuş. Kalp krizi duyduğumuz her yapılmış. insan için ya, hemen bu Bu kadar bulmuşum. çok palavranın bir yerde olduğu bir alem herhalde bir daha olmayacak. Çünkü Meryemli aşısı zaten başlangıçtan beri Biontech tarafından kansere karşı yapılan çalışmalar için geliştiriliyor idi. Biontech evet. biyoloji ile onkolojinin yani biyoloji ve onkoloji birliğiyle kanser evliliği meselesine biyolojik çözüm arayan, kanser sorununa immünolojik çözüm arayan bir arayışın ürünüydü Biontech firmasının kuruluşu iki Türk arkadaşımız, kardeşimiz, hocamız kurdular ve büyük insanlar büyük hizmet ettiler. Şimdi o aşıların pankreas kanserine karşı ne bileyim mel malin melanoma karşı başka kanserlere karşı da yavaş yavaş piyasaya vereceği müjdesini bugün de verelim. 2026-2027 evet. ve o aşılar sayesinde e, pek çok aşıyı çocuklarımızı kanserden koruyabiliyoruz. Başka kanser aşıları var zaten şu anda kullanıyorsunuz. Evet hangi aşılar var hocam? Kansere karşı hali hazırda kullanılan aşılar. Mesela gibi. rahim ağzı kanser aşısı. O da muazzam bir gelişme. Onu da sormak istiyorum. O da muazzam bir gelişme. Yani rahim ağzı kanser aşısının Bence yakın bir gelecekte bütün dünyada devletlerin yaptırılması zorunlu çiçek gibi kapakulağ gibi su çiçeği gibi zorunlu aşıların içerisinde konması lazım. Evet bunu zorunlu değil? Gibi. Bana doktorumuz sordu Maya ile ilgili yaptıracak mısın dedi. Ben de size sordum hemen. Yapacağız, yaptıralım bu aşıyı. Yaşı diye. gelince yaptıracaksınız. Kaç yaş? E, ortalama olarak tam yaşı kadın doğumcu karar verir ama bence 14-15'ten e, sonra düşünmek lazım. Erkenliği bekleyelim. Erkenliği beklemek lazım. Evet. evet, değil mi? E, peki şu andaki bu kanser aşıları ile ilgili yine konuştuk. E, peki hangi kanser tiplerinde büyük ilerlemeler kaydedildi? Kanser immünolojisinde muazzam gelişmeler var ve artık öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki eğitilmiş kanser yok edici erken kanser hücresini tanıyıp onu Yok eden eğitilmiş T hücreleriyle, doğal katil T hücreleriyle kanser mücadelesi yakında başlayacak. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki e, bizim aslında kansere yakalanmamızın çok farklı nedenleri var ama neticede ilk oluşan kanser hücrelerinin ki sen de ben de her gün vücudumuzda pek çok kanser hücresini bugün şu anda bile üretiyoruz ama sağlam çalışan bir bağışıklık sistemimiz varsa ve o sistemin özellikle katil hücreleri Doğal katil hücreleri kanser hücrelerini arayan, tarayan komandoları diyelim onlara. Evet. iyi çalışıyorlarsa o kanser hücrelerini daha doğdukları andan itibaren derdest edip, tutuklayıp yok ediyorlar. Ama bunların içinde kaçanları olursa bunlardan veya bizim T hücrelerimizin becerilerinde yaşa bağlı azalmalar olursa, başka sebeplere bağlı azalmalar olursa, baskılanma olursa gözden kaçabiliyor. İşte Madem böyle bir durum var biz Osman tecrübelerini daha marifetli hale getirelim. Onları belli bir oluşmuş kansere karşı o kanserin yayılmasına yol açan ve sınırlanmasını engelleyen genleri Enzimleri, proteinleri buna yükleyelim ve o kanserle bu şekilde mücadele edelim diye özetleyebileceğim yeni yaklaşımlar geliyor. Yani immunoterapi geliyor başta. Yani kanser tedavisinde ve akıllı ilaçlar geliyor. Yani doğrudan doğruya bütün hücreleri kanser hücreleriyle beraber öldürüp sizi tedavi sırasında saçınızı döken, iştahınızı kesen ne bileyim birçok... Kemoterapi yan etkisi, radyoterapi yan etkisi mar maruz bırakan e, tedaviler yerine daha yan etkisi sınırlı, hatta minimum hiç yok e, ve daha etkili tedavilere geliyor. Bizi izleyenlere bu konuda da çok net, çok açık moral verebilir çünkü evet, onkoloji birimi çok iyi çalışıyor. Ne kadar güzel haberler çok hocam. Yine hayatımıza sizin sayenizde girecek olan bir terimden bahsetmek isterim. Mitohormesis nedir hocam Mitohormesis. İsterseniz güzel soru önce hormezisten başlayalım hormezis evet. e, şu, şu çok sık tekrarladığım bir cümle var benim daha önce programda da tekrarlamış oldum muhtemeldir siz evet. rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar evet. bu çok net yani çok öyle rahat olmak insana iyi gelmiyor paslanırsınız diyoruz ya biz. kalkın rahatınızı bozun spor yapın hormezis böyle bir şey öldürmeyen yara güçlendirir diye de yine bir başlı laf var çok doğru laftır öldürmeyen travma, Çok öldürmeyen doğru. kötülük, Hı. öldürmeyen ne bileyim ciddi bir hastalık size daha güçlü bir insan olma şansı yakalar. Holmes'in kavramı bu. Kısa etkili, uzun sürmeyen bir travmayla, bir stresle, bir zorlanmayla, bu zorlanma bir fiziksel zorlanma, bir yaralanma bile olabilir. Karşılaştığı zaman vücut birden bir alarma geçiyor ve o alarmla kendini hayatta kalma dürtülerinin tamamını enzimlerinin, genlerinin tamamını çalıştırarak sizin daha güçlü o travma sonrasına daha güçlü çıkmanızı sağlayabiliyor. Bu kısa etkili, tekrarlayıp çok yormayan, uzun sürmeyen kısa etkili streslere hormetik etkiliyoruz. Hormezis bu. Yani siz yürürken birdenbire koşup durup, tekrar yürüyüp bire koşup durduğunuz zaman bu koşma çabasını Hormetik bir etki olarak algılayın. Çünkü yürümek bile bir süre sonra rahatlık haline gelir insan Tabii konfor için. alanından çıkmak gerekiyor. Peki ne oluyor siz birdenbire yürürken aniden bir sprint yapıp dakikada 140 adımdan 180 adıma 2 dakika çıktığınız zaman böbrek üstü bezleriniz diyor ki size sizin için düşünüyor ki nefise galiba bir şey kovalıyor ben evet. onu kurtarayım. Ya da nefise bir şey yakalamaya çalışıyor ben ona yazmış olayım, bol miktarda adrenalin, bol miktarda kortizol, bol miktarda evet. birçok stres hormonu sisteme sokuyor ve siz daha güçlü bir şekilde o süreci tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla sisteminiz bana çok kendini hazır hissediyor. Hormetik etkiyi sıcak-soğuk etkiyle de yapabilirsiniz. Yani vücudu olmanız gerekenlerden evet. çok yüksek bir sıcaklığa sokup, sonra olmanız gerekenin çok altında bir soğukluğa soktuğunuz zaman sıcak-soğuk şoklaması dediğimiz hormetik etki aynı şekilde durma yürüme koşma durma yürüme koşma hormetik etkisiyle aynı. Ve Osman Hoca'nın çok söyledi. Açlık tokluk hormezisiyle Ramazan yaklaşıyor. yaklaşıyor Doğal olarak zaten bütün dinlerde var. Bizim dilimizdeki daha derin ve daha anlamlı bana göre bir günün hemen hemen neredeyse 10 12 saatini hiçbir şey yemeden geçirdiğiniz zaman otofaji dediğimiz hormetik bir sistemi yeniden devreye sokuyorsunuz. Evet. Evet hocam. Sohbetimiz devam edecek. Şimdi sırada ünlülerimizden gelen sorularımız var. Bakalım Memnuniyet neler sorular size. Buyurun. Osman hocam merhabalar. Size küçük bir sorum olacak. Kanseri önleyen gıdalar nelerdir? Bunları öğünlerimize nasıl ekleyebiliriz? Anlatırsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, Konumuzdu zaten. Güzel. İkisinin çok önemli. Yani hep yemek değil. İkincisi kanseri önlemek istiyorsanız ne yiyeceğinizden çok ne yemeyeceğinize odaklanın. <laughs> Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani kanserojen olduğunu bildiğimiz kızartmaları, kanserojen olduğunu bildiğimiz yanmış gıdaları, karamelize olmuş gıdaları, üzerinde kömürleşmelerin olduğu gıdaları tüketirseniz, içinde katkılar olan, içinde renklendirici, boya, koruyucu olan katkılı paketli gıdaları yerseniz, o gofretleri, o bisküvileri, o işte size mutluluk veren gazozlu, kafeinli ne bileyim işte birçok içinde <laughs> zararlı fosforik asit olan içecekleri yer içerseniz kansere daha yok yakalar, çok yakalanırsınız. Bundan 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl önce kanseri bu kadar çok konuşmamamızın sebebi bu toksik ve zararlı kimyasallardan daha uzak yaşamamızdır. Ama Harvard dünyanın en önemli tıp merkezlerinden bir Harvard Tıp Fakültesi onun yaptığı bir tabak var diyor ki dörtte birine mutlaka şey koy, karbonhidrat koy, temeli hmm. tahıl olsun. Dörtte e, üçüne yakınına sebze koy. Sebze. Kalan dörtte üçünün dörtte birini de meyve koy. Bu tarafın geri kalanında protein koy. Yani eğer siz sebzesi meyvesi bol, tahılı dengeli, bakliyatı dengeli, proteini akıllı bir beslenme modeli uygularsanız kanserden korunursunuz. Ama yeme içme açısından. açısından. Ama... Bilin ki saçınızı boyuyorsunuz kanserojen olabilir, koltuk altına deodorant sürüyorsunuz kanserojen olabilir, makyaj yapıyorsunuz evet. kanserojen olabilir. Bunların çoğunu bilmiyoruz ve tabii ki yediğiniz gıdaların içinde. Hmm. Komik olanı şu, son zamanlarda böyle bir moda çıktı, tatlandırıcı içermez, pardon şeker içermez. Şeker e peki ne koydun içine kardeşim bunun? E, abi Aspartam koydum, asesülfam K koydum, E, Bunlar kimyasal, eşekeresh evet. Eşe, olması da doğal, değil daha masum. Evet. E, yani doğal. bu olmayanı yazarak, olanı gizleyerek gelen bir yeni beslenme e, ritüelleriyle bize karşımıza gelen beslenme sanayini direnmek zorundayız. Aynen. hocam programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak yine sizi size bırakmak isterim. Sözü buyurun. Bugün istersen daha ziyade kanser meselesine bir kez, bir kez daha evet. e, insanlarımızı uyararak konumuzu kapatalım. E, kanser vakalarında gerçekten dehşetengiz ve ciddi bir artış var. Ama üzülerek belirtelim kanser vakalarındaki artışın önemli bir bölümünü gençlerdeki kanserler oluşturuyor. Bizim son 100 yılda gördüğümüzün çok üstünde son 10 yılda 15 yılda istatistikler gençlerdeki kanser artışına dikkati çekiyor. Onun için çocuklarımızı çok iyi korumamız lazım. Çocuklarımızı çok dikkatli olarak eğitmemiz lazım. Çocuklarımızı çok iyi e, beslememiz lazım, ekserse yönlendirmemiz lazım. Yani o aile yapısının bütünlüğünün önemini biraz daha dikkat çekmek isterim. Çünkü kanserden korunmada e, iyi organize olmuş aile çok önemli bir dayanak noktası gibi geliyor bana. Tabii, tabii ağaç yaşken eğiliyor hocam. Evet. Çok doğru. Çok teşekkür ben ediyorum ben. teşekkür Ver ederim tüm bu değerli bilgiler için. Hocam. Estağfurullah. Programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Sağlıkla kalın.